Evet millet, hepinize merhabalar. Bugün Call of Duty Modern Warfare 2 ile ilgili biraz konuşacağım. Bu oyunu arkadaşlar remastered yapmışlar. Artık niye yapmışlar bilmiyorum ama şimdi onun ilk oyunu da öyleydi. Çok şey bir oyun değildi yani, nasıl desem, grafik açıdan filan tekrar elden geçirilip verilmeye ihtiyaç duyan bir oyun değildi. Call of Duty Modern Warfare 1'den bahsediyorum. Onu bile kim oynadı ki yani, bilmiyorum. Yani kim niye oynasın? Çünkü aynı oyunu tekrar veriyor. Grafiklerini biraz düzeltiyor, o kadar. Ve bunu tekrardan satıyor sana adam. Şimdi bunun Modern Warfare 2 çıkmış. Modern Warfare 1'e nazaran 3 içine geçerli bu, iyi kötü. Hem geniş ekranlara, monitörlere, bilgisayar monitörlerine ve TV'lere uyumlu. Yani 16'ya 9 falan da oluyor. Grafikler hem fena değil, hem de eski PC'lere dönelebildiğimiz bir oyunlar bunlar. Grafikler de kötü değil. Niye tekrardan elden geçiriyorlar ben onu anlamadım. Yani yapacak oyun mu yoktu? Niye yapıyorsunuz? Ne gerek var? Kim istiyor ki bunu? Talep eden mi var? Yani yap dediğimiz firmalar, ya bir Mortal Kombat çıksın abi. Her sene çıksın Mortal Kombat diyoruz. İşte God of War her yıl çıksın abi, sorun değil. Ya da 2 yılda bir çıksın. Her konsola 2 tane 3 tane God of War gelsin. PlayStation konsoluna. Veya işte GTA mesela. Abi 2 yılda bir çıkar, sorun değil, oynarız. Yap dediğimiz firmalar yapmıyor. Bu Activation çıkarttırıp duruyor bu Call of Duty'yi. Ne ki yani? Aa, burada öldüm. Ne ki yani? Onu niye yapıyorsun abi sen? Remastered dediğin şey de tuhaf. Hani oyunu tekrar niye veriyorsun? Ya remaster et. İhtiyaç yok. Üstelik sadece ekran kartı sattırmak için yapılıyor. Kim niye satın alsın? O kadar çok Call of Duty çıkarttılar ki. Artık eskiden biz nasıl bu işin büyüsü nasıldı? Biz nasıl sattık bunu insanlara falan? Acaba tekrar aynı büyüyü yakalayabilir miyiz gençler üzerinde? Tekrar aynı oyunları satıp tekrar verelim diye bir kafaya mı girdiler? Tuhaf. Gerçekten de tuhaf. Mesela Activation elinde olan bir oyunu söyleyeyim size. Piyasada gözükmeyen. River Raid. Şuraya şimdi resmini koyarım. Abi River Raid çok sağlam bir oyundur ya. Atari 2600'de oynamıştım geçmişte. Git onu yap ya. Git onu yap. Yani ne gerek varsa. Ne Call of Duty isteyen yok ki. Bırak sen remastered hallerini. Normal düz Call of Duty isteyen adam yok senden artık. Remastered nasıl yapılır kardeşim? Resident Evil serisi mesela. Resident Evil 2'nin remake'ini yaptı adamlar. Öyle olur. Öyle yapılır. Ve ihtiyacı olan oyun da öyledir işte. Ya oyunun kamera açıları bile, Resident Evil 3'ün remake'i de çıktı arkadaşlar. Kamera açıları bile şeydi, platform gibiydi eski serilerinin. Şimdi adamlar adam akıllı yaptılar. Yeni nesil grafik gerçekten ama böyle. Kontrolleri falan filan. Korku atmosferi hiçbir şeyden ödün vermeden üstüne ekleyerek tekrardan, yani şimdiki teknolojiyle yapsaydık. Yani remastered yapacaksan bir oyunu, oyun cidden antik olmalı. Cidden antik olmalı ve insanlar da bunu istemeli yani. Ve antik olmalı. Bundan 20 sene önce bugünün teknolojisi olsaydı biz böyle yapardık diye yapmalısın. Mesela Mortal Kombat'ın 9. oyunu 1-2-3'ün remastered değil de remake hali gibiydi. Gerçi remaster tekrar elden geçirme. Niye elden geçiriyorsun? Elden geçirecek bir şey yoktu ki bu Call of Duty Modern Warfare 2'nin. Neyi vardı? Elden geçirecek neyi varmış ki oyunun? Ben onu anlamadım yani. Tuhaf. Tuhaf. Gerçekten de tuhaf. Call of Duty her sürekli çıkıyor. İnsanlar koptu. Oyuncuların çoğu koptu. Yeni nesil oyuncular oynuyor mu bilmiyoruz. Yani eskiden o her çıkan Call of Duty'yi oynayan adamlar artık oynamıyor. Bu bir gerçek. İnsanlar koptu o seriden. Peki zamanında bu işin büyüsü neydi? Call of Duty ne oldu durmadan satıyordu? Arkadaşlar zamanında ben iyi hatırlıyorum. FPS oyun yoktu. Biz aşırı alışmıştık. Yani oyun demek bazılarımız için video oyunu demek şeydi. Nasıl desem, bu Doom, Wolfenstein, işte Quake, böyle Amerikan askerlerinin filan sürekli övüldüğü oyun değil de,
öldürdüğümüz, işte cinleri, şeytanları öldürdüğümüz türlü türlü FPS vardı. Yani birkaç yılda bir, 1-2 yılda bir 5-6-7 çeşit markanın FPS oyunu gelirdi ve biz bilgisayar başında bunu oynardık vaktiyle. Call of Duty 1-2-3 dönemini söylüyorum. Sonra mesela Quake 4'ten sonra Quake'in bir tane senaryo modu olan oyunu çıkmadı. Şu an işte internet üzerinden takılabileceğin şeyler var. Don desen şimdi senaryo modu da içeren oyunlar yeni yeni yapmaya başladı. Arada yoktu. Call of Duty'nin böyle zirve yaptığı dönemde diğer oyunları hep bırakmışlardı. Quake yoktu. Doom 3 her bilgisayar düzgün kaldıramıyordu. Daha yeniydi Doom 3 o zamanlar. Ve çıkmadı. Yani Doom 3 çıktı ve öylece kaldı. Ama işte 1-2 yılda bir sürekli çıkan oyun Call of Duty'ydi. Adamlar pek çok oyunu geliştirmeyi bırakıp deli gibi Call of Duty çıkartmaya başladılar. Call of Duty orada, Call of Duty burada. Amerikan askeri oraya şey getiriyor. Ne derler ona? Demokrasi getiriyor. Amerikan askeri burada bu şu falanca ayar veriyor. Bir Rusları tokatlıyorlar. Bir Çinlileri tokatlıyorlar. Bir Arapları tokatlıyorlar. Yani İkinci Dünya Savaşı Almanları da bırakmıyorlar arada. Almanların yakasında, Nazilerin yakasında bırakmıyorlar. Yani adam oyun yapıyor. Rus Sovyetlere karşı bir oyun yapıyor. Oyunda kötü olan Sovyetler. Araya bir bölüm koyuyor. İşte adam karakter geçmişini hatırlıyormuş. Dedesinin geçmişini hatırlıyormuş. O da Nazi kampında bilmem neymiş. Hani oyunların içine Nazi'leri hiç koyamasalar bile zombi modlarıyla koyuyorlardı. Hani Call of Duty bu yüzden adam akıllı ilgi gördü. Çünkü FPS yoktu. Bir sürü FPS yapan firma FPS yapmayı bıraktı. Üstüne bir de Call of Duty içine mini game'ler koydu. Zombie modları falan koydu. Yoklukta insanlar hücum etti. Ama şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir dert yok. Öyle bir ihtiyaç yok. Öyle bir şey yok. Call of Duty diye insanlar gezmiyor etrafta. Ha sen yapmazsın. FPS yapmazsın. Başkaları yapar. Arada kaç tane firmanın FPS'si çıktı mesela. Call of Duty varken bugün olmayıp da Call of Duty varken olmayıp da bugün olan FPS'ler var. Zaten yavaş yavaş akıllanıyorlar. Wolfenstein geliyor, Doom geliyor. Bakın görürsünüz. Burada söylüyorum yakında Quake de çıkar bir tane. Hani anlamaya çalışıyorlar. Bizim pazar payımız niye düşüyor? Niye Call of Duty satılmıyor? Eskiden ne yaptık, ne doğruydu da şimdi yapamıyoruz. O kafadalar. Çünkü adamların yapmadığı şey kalmadı Call of Duty'de. Her türlü Call of Duty yaptı. Artık Call of Duty'yi seven hayranları artık takip edemez oldu. Etmemeye başladı. Bu yüzden türlü türlü yaptılar. Ama hiçbir de Call of Duty saymaz. Çünkü Call of Duty dediğin şeyin ruhu yok. Call of Duty denen oyunun bir özü yok. Bir senaryosu, konusu bir şey yok. Call of Duty diğer Doom 3 çıktı. Doom 4'ü bekledik bekledik gelmedi. İşte Wolfenstein Quake. Bunlar bitti. Quake 4'ten sonrası boşluk. Doom 3'ten sonrası Doom'da büyük bir boşluk. En son yanlış hatırlamıyorsam 2016'da geldi Doom mesela. Arada yok. İşte bu yüzden Call of Duty satmıştı. Ve adamlar şu an hala aynı şeyi, aynı sırrı, aynı büyüyü yakalamak için tekrar tekrar oyun çıkarıyorlar her yıl. Olmadı, yetmedi. Bir de eski oyunları remastered yapalım. Bir de şöyle bir şey var. Şu an çıkarttıkları Battle Royale türündeki oyunları Call of Duty Warzone'e tam manasıyla o şeylerin o Modern Warfare serisinin online modu zaten var yapmışsın kardeşim. Bir de onu niye elden geçirdin ki? Ne gerek var? Bana Call of Duty Modern Warfare 2 dediğinde kardeşim aklımda kalan şey senaryo modunu oynamam. Tamam güzeldi senaryosu eyvallah. Makaro'du galiba kötü adamı. Baya akılda kalıcı bir. Zaten arkadaşlar bir oyunda oyunun sonu ve özellikle de baş kötüsü aklınızda kalıyorsa tamam. Oyun iyi demektir. Oyun sizi etkilemiş demektir. İyi bir oyundu eyvallah ama tek grafiği için oynamadık ki biz onu zamanında. Tekrardan grafiğini düzeltip bana veriyorsun. Ben oyunun zaten senaryosu için oynamıştım. Hani ben
Anlamadım, bir şey anlamadım. Niye remastered yapmış, tekrar vermişler? Bir de PlayStation 4'e özel yapılmış geçici olarak. Şu an PS4'te alıyorsun. Xbox ve PC'ye bu ayın Nisan 30'unda mı ne çıkacak? Oğlum manyak mısınız lan? Bu bilgisayar oyunu zaten. Bilgisayarda ün yapmış bir oyun. Sen hayırdır nankörlük mü yapıyorsun bilgisayar oyuncusuna? Hor mu görüyorsun? Ne yani bunun amacı ne? Ne demeye getiriyorsun yani siz almıyorsunuz, oyun almıyorsunuz demeye mi getiriyorsun? PlayStation'da daha çok satıyor, o yüzden ben PlayStation önce çıkaracağım. Yani hakaret mi etmeye çalışıyorsun? PC'de her sene gidip elinde 50-60 dolarla "Aa, Call of Duty çıkmış, hadi alayım" diye bir kitle vardı. Bunları bezdirdiniz. Saçma sapan oyun yaparak bezdirdiniz. Bu kitleye şimdi sen al, sen almayı bıraktın, ben de PlayStation 4'e veriyorum mu diyorsun? E getirme. PC'ye getirme paşam. Milyon tane. Zaten oyun PC'de var. Var ulan var. Olan oyunu niye remastered yapıp getiriyorsun? Grafiği düzeltmeyeceksin. Oynanışı düzeltmeyeceksin. Ha şunu eklersen baş üstüne. Bununla oynamaya eklersen tamam. Ama yok. Olduğu gibi grafikleri güzelleştirdim. GT 1030'da babalar gibi oynayacağın Modern Warfare 2'yi remastered yaptık. Bilgisayarda pamuk el cebe git RTX 2080 al diyorsan kendi ayağına sıkmış olursun dostum. Kimse Call of Duty almaz. Evet arkadaşlar, zerre benim artık Call of Duty ile zaten midemi kaldırmaya başladı. Her sene bir şeyler çıkarıyorlar. Zerre benim ilgimi çekmedi. Öylesine YouTube kanalımda bundan bahsetmiş olayım. Merak eden dinleyen olursa diye öylesine bir video çekiyorum. Araştırmadım. Hiç, zaten ya bildiğimiz oyun, oynadığımız oyun. Senaryosu güzeldi. Ha bu arada hiç oynamamış insanlar ister bu remastered haline edinsinler, ister düz eski versiyonu bulup edinsin oynasınlar. Oyun baba oyun. Kötü değil şimdi. Hakkını yemeyelim. Oyun kral oyun. Ve içinde yanlış hatırlamıyorsam bayağı da bir görev vardı. Yani evde arkadaşınızla, kardeşinizle falan bir multiplayer zevki yaşayacağınız, birbirinize şey yapabileceğiniz, yarışabileceğiniz oyunlardan biri. Yani sen şurayı normal zorlukta bitiremezsin, ben hard'la girer bitiririm. Öyle bölümleri vardı. Modern Warfare 3'ün de içinde arkadaşlar öyle. Öyle bölümler var. Sen bitirirsin, ben bitiremem. Sen şu kadar dakikada bitirsin, ben bitiririm. Yanlış hatırlamıyorsam birinde hatta puan kasmalı şeyler, modlar vardı. O bölümü bir de puan kasıyorsun. Bir nevi arkadaşınla falan yarış yani. O manaya geliyor. İnternet oyunculuğunun çok fazla gelişmediği bir dönemdeydi bu oyunların çıkışı çünkü. İnternet oyunculuk vardı evet ama o kadar gelişkin değildi henüz ve bu adama böyle modlar koymuşlardı. Zaten oradan kazandı. Çünkü biz bu Call of Duty Modern Warfare 2'nin 3'ün içindeki o bölümleri oynadığımızda sanki kuvvet oynuyormuş gibi hissediyorduk. Arcade tarzda bir FPS oynuyormuş gibi hissediyorduk kendimizi. Evet dediğim gibi benim arkadaşlar zerre ilgimi çekmedi. Niye yapmışlar ben de anlamış değilim. Abi Call of Duty Modern Warfare 2'yi açıp oynayacaksam var zaten bende, açar oynarım düz versiyonu. Ne gerek var? Benim makinenin ekran kartı R7-240. Ulan R7-240'da ben paşa paşa oynadığım oyunun remasteredine edinip de bir de ekran kartı almaya mı gideceğim bir de? Ne gerek var? Ne gerek var? Bir oyunu yeniden yapmak, yeniden gençlere, yeni nesillere sunmak istiyorsanız hani ya aynı grafiklerle yapın. Kontrolcüleri falan düzeltin eğer varsa sorunu. Mesela Resident Evil 2 ile 3'ün remake yapılması buna çok iyi örneklerdi. Veya en azından dakika başı bir oyun yapıp satmak yerine o hikaye paketlerini, Call of Duty Modern Warfare serisinin hikaye paketlerini şöyle üçünü bir araya üst üste koyup tek bir oyun halinde Modern Warfare diye çıkarırsın kardeşim. Grafiğini de çok aşırı ellemezsin ama oyun kendi içinde 1-2-3 diye senaryoyu falan içerir ve hiç oynamamış gençler bir oyun parasını alır, üçünü bir arada oynar ve ustalarla saygı duruşunu gösterirler adamlar. Yani dediğim gibi bu Activision ne yapıyor? Keşke Activision böyle bu kadar oyun çıkarmaya, bu kadar oyun üretmeye iştahlı da diğer firmalar iştahlı olsa. Hani çünkü istemiyoruz. Call of Duty'ye lüzum yok. Call of Duty istemiyoruz ama işte diğerlerini istiyoruz. Diğer oyunlar istiyoruz. Yani keşke
Gıtayı sürekli 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 yahut dursalar böyle.